Hayırlı akşamlar diliyorum sevgili izleyicilerimiz. İslam aleminin 11 aydır heyecanla, umutla beklediği Ramazan ayında sizinle beraber bulmanın zevkini, haz, hazını yaşa, yaşantısı içerisindeyiz. bu Ramazan ayı malumunuz Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade var. Deniliyor ki Cenab-ı hak Bakara suresinde o Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile batılın arasını ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Evet işte uzun bir aylar limiti içerisinde hasretle beklediğimiz Ramazan ayında şu anda <laughs> ulaşmış bulun, bulunmaktayız. Bu Ramazan her Ramazan'dan bence farklı olmalı bizim için. Nasıl ki her namazımızı son namaz gibi kılmamız özellikle tembih ediliyor, tavsiye edilmişse Ramazan da sanki bir dahaki Ramazan'a erişemeyecekmişiz gibi bence ihya etmeliyiz. Bu düşünce içerisinde olmalıyız. Yani şunu demek istiyorum. Ramazan ayı eğlence ayı değil. Yeme, içme ve ziyafet ayı hele hiç değil. Bu ay tazelenme, yenilenme, 11 ay boyunca kirlenen, yorulan beden ve ruhumuzu aslında yaratılış gayesine çevirme ayı olmalıdır. O halde bu Ramazan'ı kendimize Yeni bir başlangıç yapmalıyız sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir bene kaliteli bir insan olmaya, örnek bir Müslüman olmaya başlangıç yapmalıyız bu Ramazan ayını. Namaza başlayamıyorsak, tesettüre giremiyorsak, gıybeti, yalanı terk edemiyorsak bence Ramazan ayı tam bize göre biçilmiş bir kaftan demeli kişi. Sadece orucu değil, ceset ile beraber ruhu da tutmalıyız. Aç kalarak açların halini anladığım gibi açların elinden de tutmalı, Allah için vermeyi öğrenmeli. Hatta fitreyi ölçüsünün çok çok üzerinde vermeye gayret göstermeli ve nefsimizden savaşmalı, onu yenip ikna etmeli ve izam etmeliyiz. İşte bütün bunlar Ramazan ayının bize sunduğu birer fırsat. Değerli izleyicilerimiz sadece midemiz için değil, yani gözlerimizi de, ...dilimizi de, kulaklarımızı da... ...vesair az, azalarımıza da... ...oruç tutturmalıyız. As, aslında özellikle... ...bilhassa... ...diziler, klipler, ahlaksız görüntüler... ...batıdan içimize sokulan gayri ahlaki görüntüler... ...yani şu Ramazan ayında... ...artık hayatımızın merkezinden çıkarmak için... Bunu bir fırsat bilmeliyiz. 11 ay boyunca küstürdüğümüz Kur'an'ı yeniden elimize almalı, yüreğimize koymalı. Her ayeti sanki şahsımıza, bize inmiş gibi, iniyormuş gibi, bize sesleniyormuş gibi, bizi ikaz ediyormuş gibi, yani şahsımıza, nefsimize kendimize okumalıyız. Suriye'de, Mısır'da, Arakan'da, Çin'de ve dünyanın her yerinde sadece Müslüman olduğu için öldürülen, zulüm gören kardeşlerimizi de hiç olmasa bu ayda bir kez daha yad etmeli, hatırlamalıyız, unutmamalıyız. Yani onların dertleriyle dertlenme imkanını bu ay bize bu fırsatı veriyor. Bunu da gözden uzak tutmamalıyız. Ve en önemlisi sevgili izleyicilerimiz ne için yaratıldığımızı, ne adına yaşamamız gerektiğini, Müslümanlığın ne olduğunu daha iyi anlamalı, fark etmeli. Hiç olmazsa bu ayda en azından Kur'an tefsirlerini okuyarak Cenab-ı Hak'ın isteklerini, arzularını, muradını kaynaktan, kaynağından almalı ve öğrenmek için gayret göstermeliyiz. Zamanımızı bu şekilde değerlendirmek için planlamalıyız. Her zaman Ramazana hoş geldin diyoruz. Önemli olan aslında Ramazan zaten hoş geliyor da bizim onu nasıl karşıladığımız. Evet bu orucu tutarken yani aslında oruç bizi tutmalı. Zira insanlık alemine, bilhassa dünyaya, beşere numune bir insan modeli nasıl olur? İşte Ramazan ayında o havayı bürünmeli, o modeli dünya aleme de buradan göstermeyi bir fırsat bilmeliyiz. Ramazan ayı bize bunu fırsat veriyor. Hazreti Peygamber'in ahlakını hal, hareket, tavır ve fiillerimizde de ortaya koymalıyız. İşte bu noktadan oruca baktığımız zaman hakikaten oruç bahsettiğim bütün bu fırsatları bize verdiği gibi bir sürü hikmetleri de içinde barındırıyor. Değerli seyircilerimiz, bu akşamki konumuzda hikmetleri yönünden orucu ele alacağız. Orucun kişiye, topluma, insanın nefsine Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği ilahi nimetlere o yönüne bakacağız. Bu ciheti konuşacağız, değerlendireceğiz. Dolayısıyla sevgili hocamla birlikte inşallah bize tanınan bu süre içerisinde Ramazan-ı Şerif'in hikmetlerinin en azından bu bize tanınan o limit içerisinde bir kısmını İnşallah değinmeye çalışacağız fırsat el verdikçe daha sonraki eğer yetiştiremezsek daha sonraki programlarımızda inşallah bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Sevgili hocam şimdi oruç için deniliyor ki şairi İslamiyenin en muhteşemi, en azamları azamından Ramazan-ı Şerif diye böyle bir ibare geçiyor. Yani Ramazan-ı Şerif şairi evet. İslam'ın en azamı ve en muhteşemi. Dolayısıyla şairi İslamiye ifadesi nedir? Bunu biraz açabilir miyiz? Oradan girelim mevzumuza. Teşekkür ederim sevgili hocam. Ben de başta Bursa TV'nin çok değerli izleyicilerinin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Hususan ülkemize, milletimize suh ve sükun getirmesine vesile olmasına daha da önemlisi alemi İslam'a bir yeni bir ruh yeni bir huzur getirmesine ve özellikle de az önce Bakara suresinden okuduğunuz ayette insanlığa inmiş olan Kur'an'ın insanlığa beşere, huzur sükun ve mutluluk getirmesine Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun Ramazanımız. Gel ey mübarek 11 ay diyeceğiz bundan sonra. <laughs> Tekrar Saymaya <laughs> başlayacağız inşallah. 11 ay evet. gel ey mübarek Ramazan evet. dedik. Evet. Şimdi Ramazan gelince evet. de gel mübarek evet. 11 <laughs> ay diye evet. bekleyeceğiz inşallah. Bayramda Cenab-ı Hak huzur içinde evet, ulaştırsın evet, Hayır, nasıl Ramazan'daki nasıl? bu fütühattan. <laughs> Bütün insanlarımızın nasip almasını temenni ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Şey i̇nşallah i̇slam alem yani. İslam hocam. İnşallah bu kadar sıkıntılardan sonra ben o, alem o bayramı da, da geçiyorum. yaşayarak inşallah Bakın, böyle. Bu ayet ker evet. alem İslamı da geçiyorum. Bakın evet. ayette bak, okudunuz, o Ramazan ayı ki insanlara insanlara. İnsanlara evet. Bak, alem insana değil, İslam'a değil, insanlara doğru yolu gösteren. Nasıl? Apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile batılın arasını ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir diyor Bakara suresinde. O halde insanlığa indirilmiş. Demek ki biz bunu biraz hocam insanlığa anlatamıyoruz. Alem-i İslam'ın mesuliyeti var. Bırak birbirimizi yemeyi bırak. Alem-i yani beşeriyete bir vazifemiz vardır bizim sadece nefsimizi kurtarmayla değil bu Kur'an'daki bu apaçık delilleri, hidayet delillerini bütün insanlara bildirmemiz, duyurmamız, hatta temsil etmemiz. Yani artık bu sadece Kur'an hükümlerini bir yerlere götürüp bildirmek değil, temsil zamanıdır artık. Yani İslamiyet nedir dedikleri zaman işte Recai Hoca'nın yaşadığı dindir demesi lazım. Recai Hoca da öyle yaşaması gerekiyor ki o dinin, sos, çünkü İslam dini sadece ahirete bakmıyor. Dünyevi bütün ve hareketlerimizi düzene koyuyor. Recai Hoca'nın yaşam tarzı o kadar mükemmel olmalı ki işte Recai Hoca'nın yaşadığı din İslamiyet'tir diyebilmeliyiz. Her, her Müslüman bunu kendi nefsinde bu ağırlığı, bu vazifeyi taşıması gerekiyor. Çünkü hocam yani bu ayette de ifade edildiği gibi yani Kur'an bu ayda indirilmiştir diyor ya Aynı zamanda demek ki Ramazan Kur'an ayıdır. Bakın değil mi? Bol bol Kur'an okunduğu, mukavelelerin okunduğu, zikirlerin yapıldığı, ibadetin yapıldığı bir aydır. İbadet ayıdır, Kur'an ayıdır, zikir ayıdır, hayır ayıdır vesaire. Şimdi burada bakın ne diyor? Deminki o ayette yani Bakara suresi 185'te insanlara doğru yolu gösteren. Bakın Kur'an insanlara doğru yolu gösteren en büyük kitap en e, apaçık, büyük mürşit apaçık, evet, apaçık gösteren apaçık. yani şimdi, öyle gizli saklı da değil. Yok apaçık şimdi gösteriyor. Şimdi bak insanlığa baktığımız zaman işte o insanlara diyor ya o insanlara dönüp baktığımızda hakikaten bugün dünya bakın nasıl büyük bir keşmekeş içerisinde bir kaos içerisinde bir kriz içerisinde değil mi bir boğuşma içerisinde savaş içerisinde ya nasıl birbirlerini boğazlıyorlar. Hakkı Demek ki, nasıl olması gerekiyor? Evet, bir önceki programımızda muhabbet içerisinde evet. olması gerekiyor. Bırakın insanlara, insanın insana karşı davranışını, insanın diğer mahlukata karşı davranışında bile muhabbet ortaya konulması gerekirken, insanlar maalesef birbirini adeta yok etmek üzere yok. çalışıyor. Şimdi. Hocam demek ki bakın Kur'an diyor bu ayda indirildi ve Kur'an bu hidayet bütün apaçık hidayet delillerini içinde taşıyor. Ey insanlar eğer siz ona uyarsanız, huzura, heh, huzura ermek isterseniz böyle yaşayın. huzur bulursunuz. Böyle evet. yaşayın. O halde Müslümanların hocam burada en büyük bence en önemli en ağır sorumluluğu nedir? Bütün dünya insanlarına bakın beşere İslam'ın İslam'ın nasıl bir huzur dini, nasıl Oldu, bir saadet evet. di, e, di, temin eden bir din, yani sosyal Yani insanı ses sokacak bir din değil. Değil, değil. İnsanı evet. huzura kavuşturacak bir din, dinimiz. Yani dinimiz adıyla, öyle. Yani... O zaman biz demek ki hallerimizde, hareketlerimizde, konuşmalarımızda, tavırlarımızda, bakın, Kur'an'ı okuyamayan, görmeyen, uzaktan bakan, gözlü tabaka, yani bunun içerisinde gayrimüslimleri de dahil edebiliriz, evet. uzaktan Tabii. seyredenlere... Biz ne yapacağız? Bizim böyle bir sorumluluğumuz da var. Bunu hal, hareket, tavır ve yaşantımızda göstereceğiz ki örnek gibi. Hani okullarda öğretmen bir mevzuyu anlatır. En sonunda bir örnek verir. İşte şekil A tahtada görüldüğü gibi der. İşte dünya insanları baktığı zaman Aa, Müslümanlık demek ki buymuş. Evet. O, o halde huzurun yolu da buradan yoru, geçiyor. Burada. Bu sorumluluk i̇şte bizim üzerimizde. Yani Müslüman olarak bizim da üzerimizde. Her Müslüman tabi 11 ay zaten bir Müslümanın 11 ayki yaşantısı da Kur'an'i An olmalı. Yoksa olmalı. sadece evet, yani Ramazan'da sadece. değil bu yani. <laughs> evet. 11 ay ko bugünkü konumuz nedir? Kirlenen ruhumuzu, ya bak, bedenimizi evet. Kirlenen ve ben, yorulan yorulan. Evet. Hem bedenimizin Evet. Hem ruhumuz, ruhumuzun Yenilenmesi evet. adeta Hücre yenilenmesi evet. gibi Huzur bulması için hücrelerin Bir tasaffi etmesi Temizlenmesi gerekiyor İşte sevgili hocam şair İslamiye'nin en büyüklerinden En azamlarından dediğin Bu oruç evet. Ramazan evet. Şair şudur Bir semboldür Mesela bir amblemi görürsün. Ha hiç üzerinde yazmaz bu falan yerindir. Hemen anlarsın. Bu falan takımın amblemidir. Bu Bursaspor'un amblemidir dersin. Hmm. Ve o da okyanusta denizde bir gemi görürsünüz uzaktan bir bayrak dalgal dalgalanıyor. Ha, bu falan devletin evet, bayrağı. Bu falan dersiniz. devlete aittir. Evet. İşte şair de İslami davranış biçimlerinin belirtileridir ortaya çıkan durumlarıdır. Bu durumlar çeşitli şekillerde ortaya çıkıyor. Mesela bir haçı gördüğün zaman haç hmm. Hmm. hiç tereddütsüz bu Hristiyanlara aittir diyorsunuz. Evet. Bir gamalı haç gördüğünüz zaman hiç tereddütsüz bu Yahudiler Yahudilere aittir, aittir evet. diyorsunuz. Evet. Bu bölge onların Bir olur. hilal gördüğünüz evet. zaman evet. ya da bir minare gördüğünüz zaman hı hı. ha burası Müslümanlara aittir diyebiliyorsunuz. Yani bazen yurt dışına gittiğimiz zaman uzaktan bakıyoruz değil mi? Mesela evet. bir minareyi görüyoruz. Bir de, oh, Aa orada. tamam diyorsun. burası yani burada is, Müslüman var evet, diyorsun. Müslüman bu alamet yani o halde. Evet yani belirti. Bir belirti. Belirtidir. Bir belirti bir alamet. İşte bu belirtilerden çok çeşitleri vardır. Yani işte zekat vermek de bir belirtidir. Sadaka vermek de bir belirtidir. Güzel söz söylemek de bir belirtidir. Yaşam tavır ve davranışlarımız da bir belirtidir ama bunların içerisinde en büyük belirti başta namaz geliyor. Namazda gördüğün zaman bir insanı hiç tereddütsüz bu Müslüman Bu mümindir, bu Müslümandır diye Hemen belirli. arkasından bir oruçlu ya da oruca ait bir mesele görüldüğü zaman o zaman İslamiyet apaçık. İslamiyetin emrettiği bir oruç tarzıdır. Diğer dinlerde de semavi dinlerde de var oruç. Evet. Fakat Müslüman orucu Kur'an'da belirtildiği şekliyle Müslüman orucu çok açıktır. İşte İslamiyeti apaçık ortaya koyan belirtilerden, alametlerden, sembollerden hatta bizim adeta logomuz oruçtur. oruçtur. O zaman hocam yani orucun bu şair yönüyle birlikte biliyorsunuz orucun bir de içinde barındırdığı e, birçok hikmetleri var. Hikmetler var. var. Ya niye oruç çok, tutuyoruz? Niye tutuyor Birçok maslahatlar var. Mesela bunlardan Sadece birisi bizim de konumuz affedersiniz konumuz yani evet. bu programımızın konsepti açısından farklı bakış programındayız. Evet. Bizim bir ilmihal Hı. sohbeti değildir. bizimki. Bizim, değil. ki. Evet, bizim evet, evet. tamamen Kur'an'i hükümleri Risale-i Nur penceresinden sosyal ya da beşeri münasebetler açısından nasıl görmemiz gerekiyor? İşte orucu da böyle bakacağız şimdi. Ha şu saatte tutulur, şurada şöyle olur, şu bozar demeyeceğiz. Ama orucun hikmeti nedir? Neden Cenab-ı Hak bunu farz koy, farz olarak hükmetmiş? Farz demek yani kayıtsız şartsız uyulması gereken yani namaz nasıl kayıtsız şartsız uyulması gereken bir İslami hüküm ise Kur'an'ı hüküm ise oruçta yani 5 bizim İslam'ın 5 şartından en önemlilerinden birisi de oruçtur. İşte alameti farika. farikası olur. O zaman şimdi tabi Ramazan birçok hikmetleri barındırıyor dedik içinde. Biz farklı noktadan bakmaya devam edelim. En büyük hikmetlerinden birisi ve en başta gelen hikmet Cenab-ı Hakk'ı rububiyet noktasında onun o e, yönüne bakın bakması. Oraya dikkatimizi ya Çok hikmetleri var tabii. Evet, çok Doğru hikmetlerinden ki sayısız, birisi. Yani evet. vücuda faydaları, şunları vesaire onları saymıyoruz. Cenab-ı Hak bir şeyi emretmişse mutlaka insanın yararını olduğu için emretmiştir hem dünyevi yaşamına hem, hem uhrevi, de uhrevi yaşamına, yaşamına. Evet. yararlı olduğu için emretmiştir. Bir şey yasaklamışsa insana zararlı olduğu için yasaklamıştır. Yoksa durup dururken herhangi bir insan lehinde olan bir şeyi asla Kur'an-ı Kerim ya da Cenab-ı Hak yasaklamaz. Şimdi hocam hemen bu Ramazan-ı Şerife dair olan şeyin e, 29. mektuptur zannediyorum. Evet. O 29. mektubun ikinci kısmında şöyle bir ibare var. Diyor ki: "Onun üzerine biraz Orada tartışalım. Bir, böyle biraz evet. sevgili seyircilerimize evet. şey olsun diye bir evet. şeyi geçmişten bir hatırayı yad etmek istiyorum. Biliyorsunuz Risale-i Nurlar, yani şu ülkemizde inşallah artık o vesayet sistemi sona erdi de daha da rahatlayacağız, gittikçe de rahatlıyoruz. Böyle bir yerden bir Kur'an-ı Hüküm gördükleri zaman bile yasak oldu, Kur'an okumanın yasak olduğu dönemler. Sonra Risale-i Nurların binlerce mahkemelerden geçtiği o günlerde bir tane vatandaş da evinde arama yaparken küçük bir risale görüyorlar. Ramazan İktisat Şükür Risalesi. Ramazan, evet şükür, 29. mektup. Evet. Tabi üzerinde, kitabın üzerinde Ramazan'a dairdir diye bir ibare var. Yani bu Risale Ramazan'a dairdir, Ramazan'la ilgilidir. Evet. Evet da ne bilsin ne demek. Ramazan kimdir diye adama zulmetmişler. <laughs> evet. Söyle Ramazan kimdir. Ramazan bu adımda. kitap ona aittir. Evet. Ramazan kimdir diye. Her neyse yani bu biraz evet, evet. işin şeyi tabii. Evet, şimdi biz hikmet, yönünü, hikmet hocam. yönüne bakalım. Birçok hikmetinden. Bir bakalım. Şimdi yani görünen bir bazı var. hikmetlerine bakalım. Şimdi şöyle bir ifade var. Diyor ki hocam Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında, orucun çok rubiyet, terbiye hikmetler. ediciliği. Cenab-ı Hakk'ın Rab'liği demek. Evet. insanların terbiye, bütün insanları, varlıkları, bütün varlıkları evet, evet. terbiye, terbiye ediciliği tüm varlıkları tüm varlıkları terbiye ediciliği yönü. Yönü evet. vasfıdır. Şimdi Ramazan'ın bir hikmeti de o noktaya bakıyor. Evet. Rububiyet. Evet. Rububiyet noktasına bakıyor. Ee, bunu hocam biraz açalım. Yani nasıl Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakıyor Ramazan oruç orucu veya da Ramazan ayı ee, onu, onu biraz hocam evet, konuşalım. Yani, onu biraz bakın konuşalım. Bakın şimdi buradaki ifadeyle ben önce o ifadeyi, ifadeyi isterseniz, evet, bir ele alalım, metni, evet, Değerlendirelim. Evet. Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, terbiye ediciliğine hem insanın dikkat ederim hayat içtimaiyesine yani sosyal hayatına hem hayatı şahsiyetine, şahsi hayatına hem nefsin terbiyesine ve hem de niyam ilahinin, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne bakan çok hikmetleri vardır. Bak sosyal faydası var. Şahsi şahsi faydası, ferdi faydaları var. Nimetlerin evet. nimet olduğunu nimet oldu, bize evet. ihsas ettirme, evet. anlama bir yönü var. Topluma bakan yönü evet. var. Bir de nefsi terbiye var. var. Bir de rubiyata yani doğrudan Bu, doğruya Cenab-ı Hakk'a Cenab Hak bakın. Bu bakalım. neyi gösteriyor? Evet, evet. Cenab-ı Hak kulunu evet, evet. nasıl terbiye ettiğini, nasıl yani yaşam tarzını nasıl gösterdiğini, her mahlukunu terbiye ediciliği evet. yönü var. Yoksa eğer terbiye edilmemiş olsalardı o vahşi hayvanlar saldırsalar bir tane insan kalmazdı bugün hayatta yani. ya. Ya tabii hocam şimdi rububiyet noktasında diğer varlıklara da baktığımız zaman yani şu anlaşılmasın. Sadece insana bak, terbiye ediyor. Değil. Yani bugün eğer Ay hocam yörüngesinden çıkmıyorsa değil mi? Evet. Dünya Güneş'in etrafında santim bile yolunu şaşırmıyorsa Cenab-ı Hak'ın bakın rububiyeti tahtında o hayatını böyle devam ettirdiği için o noktadan baktığımız zaman bütün kainat onun kabzayı rububiyetindedir diyoruz. Evet. Bütün kainat yani tesbih tanesi gibi bir düşünelim. Yani Cenab-ı Hak o rububiyetini yani Hı farz muhal diyoruz. Olmaz da farzı muhal. Şöyle bir çekse bakın düzen bozulur. Evet düzen bozulur. Düzen bozulur, darma dağın olur. Zaten kıyamet dediğimiz olay o şekilde kopar. Şimdi bu rubiyet noktasında bilhassa insanlara bakalım hocam. Evet. Yönü yani, nedir? Oradan bak bir bakalım. Bir, bir hikmeti evet. de şudur ki diyor. Evet. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bütün yeryüzünü yani bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği yarattı adeta böyle ziyafet sofrası gibi yarattı ve bütün enva nimeti o sofrada min sula yahtesip yahtesip yani unmadık yerlerden, değil mi? Yani umurmadık yerden tabii çamurdan neyi veriyor? Çamurdan bakıyorsun. Meyveyi çamur veriyor. Yani meyve. Meyve. Ver. üstünde bir evet, meyve en evet. güzel renk, renk kokusu evet. vesairesi umulmadık umulmadık yerden. bir yerden veriyor. Bakın. Hiç, ya insan desen yani şu tahtadan elma çıkar. Gıda olur mu? Gıda olur mu evet tahtadan? Olmaz der. Odun da aynı. Hele kaşın kışın görse evet. mümkün değil. Kupkuru olur. Bizim evin önünde hocam evet. incir ağacı var. Kışın dediğin gibi böyle eline attığın zaman dallar kupkuru içinde Kup su da mı? yok. Kırılır gider ama şimdi maşallah her evet. tarafa ne yapmış? Gıdasını verdi. Enva nimeti Heh. o sofrada o yeryüzü sofrasında umulmadık bir tarzda, umulmadık bir şekilde o sofraya dizmiş, dizdiği cihette kemal, kemal rububiyetini yani o terbiye ediciliğinin, Rabliğinin mükemmelliğini ve rahmaniyet ve rahimiyetini burada da Rahman ve Rahim ikisi de Cenab-ı Hakk'ın merhametine işaret eder. Merhametli bir Yaratıcımız olduğunu gösterir. Yani hocam, o rahmaniyet, o rahimiyet, o merhamet, o rızık olmasa denizin ya içerisinde hiç. kumdan başka, sudan başka ne var ki? Ya Bakın ama balıklar, o balıklar semiz. Ne ya. derece semiz? Bakın. Toprakta hakeza. Rah rahmaniyetle rahimiyet işte Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden hem de külli evet, Büyük isimlerden. Rahmaniyet umuma bakar. Bütün kainata. Rahimiyet ferde bakar. Daha ya, husus ediyorsa. Daha, daha Yani güzel. size evet. baktır yani o Rab'liği ile size rah merhametini yansıtması verdiği gıdalar mesela bir kartalla aynı değildir. Evet. Size gösterdiğini kartala gösterse ona şey olmayacak. Yani merhamet etmiş olmayacak. Evet. Dolayısıyla öyle mükemmel ki bu merhameti Cenab-ı Hakk'ın merhameti eğer tümüne bütün kainata bütün kainata yansıdığından o rahmaniyettir. Eğer şahsi, ferdi türlere yansıması yönünden baktığımızda da o nedir? Rahimiyettir. O da rahimiyettir. O da rahimiyettir evet. Nasıl bir evet. Yani genelin nüans, içerisinde çok ince bir evet, nüans var. Farklılık var. Şimdi yani. genelin içerisinde bakın Özel fert unutulmuyor değil mi hocam? Evet. Ona da hususi yetiştiriliyor. Hususi hususi yetişiyor. Hususi yetişiyor. Herkese evet. hususi yetişiyor. Hususi yetişiyor. İşte bu sofrada dizdiği o nimet. Şöyle diyebilir misiniz hocam? Özür dilerim buraya geçmeden. Şimdi şu anda şeyler var. Biliyorsunuz konserve kutuları falan var. Bilhassa yani e, diyelim ki operasyona giden askerlerimizin çantalarında özel kendi şeyler var değil mi? Yani gıdaları var. Sırtlarında evet. taşıyorlar. Yani bu rahimiyeti biraz o, <laughs> o aklıma geldi de. Yani bakın her ferde, her cüze, her parçaya, her işte neve, her insana özel bir e, beslenme, e, bir rızık, e, bir çantası, rızık beslenme e, çantası veriyor. Hususi olarak evet. ona tayin edilmiş ve o adeta tayin edilmiş. edilmiş mesela yani. insana rızıkları düşün. Evet. Kainat adeta yani böyle bir canlan kafanda canlandır bütün mahlukatı evet. adeta o rızkı sana yetiştirmek için koşuşturuyorlar. Evet. Evet. Biz bunların farkında değiliz. değiliz. Biz sadece evet. tezgahtan aldığımız evet. anı görüyoruz. Şimdi burada bakın işte o sofraya dizdiği bu enva nimeti, çok çeşitli nimetleri, kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyette ifade ediyor. İnsanlar bak böyle ifade ediyor. Mükemmellik görün diyor, görün. Nasıl bir Rabbiniz olduğunu görün diyor. O zaman da ayet-i dedi ki bak gözleri var. Ya. Görmüyorlar. Allah muhafaza etsin. Ya. Değil mi hocam yani? O noktada Afere görmezsen, yaştırın. evet, o noktada, ya. noktada ya. görmezsen yani. bakın hangi seviyeye düşersin. Ama biz ne yapıyoruz? İnsanlar ne yapıyor? İnsanlar ne yapıyor? Ondan sonrasını siz söyle evet. isterseniz. Evet. Şimdi insanlar hocam ne yapıyorlar? Öyle olması gerekiyor. Biz yani bu, bu mükemmellikte, bu nimetlerde Cenab-ı Hakk'ın demek ki rububiyetinin mükemmelliğini, rahmaniyetinin mükemmelliyetinin rahimiyetinin mükemmelliyetini görmemiz gerekirken gerekir. yani şimdi bu şu noktadan baktığımız zaman bakın Size Cenab-ı Hak, ana madde sayalım, su, ışık, toprak, hava. hava. Bakın, dört, dört ana unsur. madde, dört, dört unsur, dört ana unsur. Cenab-ı Hak dört ana unsurdan bütün yeryüzünü bir sofra gibi donatıyor. Hele insan için, özel nazik nazenin bir yani muhatap kabul ettiği için, ona da hususi bir sofra donatıyor, donatıyor. Fakat ve insanoğlu... O da yetmiyor Sayın evet. Hocam. O sofraya o rengarenk, farklı farklı kokularda, farklı farklı lezzetlerde o nimetleri sofraya dizmiş, yeryüzü sofrasına. Onların o tadlarını, kokularını, renklerini alacak duyguları da insana vermiş. Vermeseydi? Evet. Bu, bu sefer yine ona Yani renkli görme nimetini evet. vermeseydi biz rengarenk meyveyi ne yapacaktık? O, onun için hocam Kur'an-ı Kerim'de dedi ki bu ay Kur'an ayı. İnşallah yani seyircilerimiz, izleyicilerimiz de kendilerini böyle hazırlarlarsa hiç olmasa bir ay. Bakın bu Kur'an'ı şöyle bir mealinden, olmazsa tefsirinden, mana yönünden bir baktıkları zaman Şu şunu görürler. Internette var o imkanlar var. Eskisi gibi değil. Yani, evet. Şunu görürler. Cenab-ı Hak birçok ayetlerin e, yani sonunda şöyle ikazı var. Efele ya'kilun. Efele yanzurun, Efele yetefekkerun. Vesaire. Yani niçin görmüyorsun diyorsun, diyorsun görelim. Ya. Niçin görmüyorsunuz? Niçin anlamıyorsunuz? Bakın bu meyve şu çamurdan geliyor bakın. Şu odundan geliyor. Şu ağaçtan geliyor. Şu yediğiniz gıda şu sudan geliyor bakın. Bunun arkasındaki sanatkarın elini, o saniyi, o yaratıcıyı nasıl görmüyorsunuz? Bu görmek bu gözden gördüğünüz halde evet. basiret gözüdür yani bir ya Yine ayette ilk bunları ne yapıyor az önce okuduğunuz ayetlerde? İhtar ediyor. İhtar ya. ediyor. Artık görün İkaz anlamında. İkaz ediyor. Yani. Şimdi bunu insanlar Bakalım insanlar ne yapıyorlar? Bu kadar ikazına evet, rağmen. Böyle bir Cenab-ı Hak şey bu kadar bizi evet. ihtar ediyor, ikaz ediyor. Onun i̇şte, rabliliğini tanıyabilmemiz için. Evet. Peki insanlar ne yapıyor? Ne yapıyor? İnsanlar gaflet perdesi altında ya farkında olmadan böyle evet. unutuyorlar bu şeyi. Ve esbab dairesinde bakın. Bütün her şeyle sebeplere. Sebeplerden geldiği için yağmur yağdı. Evet. Mahmutu, Yağmuru buluta veriyor değil mi? Buluta veriyor. Buluta veriyor. Buluta, Meyveyi ağaca veriyor. Ağaca Bak. veriyor, <laughs> süt, veriyor. Sütü, 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 sütü çok affedersiniz ineğe veriyor. veriyor vesaire vesaire yani Balı hepsi. balı sineğe veriyor. Evet, bunların her birisi için bu sebepler Bunlar gerekiyor. Bunlar sebeptir evet. Cenab-ı Hak sebebtir. sebepler tahtında yaratmış bunları. Fakat aslını görmeyi emrediyor. Yani insanlar bakın bu sebeplere verdiği için perde arkasındaki şu ifadeyi kullan, kullanmak istiyorum. Müsebbibül esbab. Asıl sebepleri yaratan. yaratan, onları hazırlayan, onları sevk ve idare eden, onlara bu görevi verdiren, bakın yaratıcı insanlar göremiyorlar. Yani düşünebiliyor musun hocam? Ee, bugün malumunuz akademisyansınız Yani okullarımızda, üniversitelerde e, Bilhassa veteriner fakültelerinde e, balla ilgili şeyler yok mu? E, bölümler, dersler var, yok elbette mu? elbette oruculuk var evet. bizim üniversitede de. En, evet süt enstitüsü var bakın. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani koca koca okumuş insanlar, ömrünü ilme vermiş insanlar daha sütü inceliyorlar. Yahut da balı tahlil. Ediyorlar Balın içerini yani içindeki... Çözebilmiş değiller. Çözebilseler evet. yaparlar. Evet. O içerini hala çözemediler. Ya. Şimdi eğer siz yani işte sebep yönünden onu diyorum. Yani siz hocam bir hakikaten koca bir profesörü bir inekle affedersiniz. Yan yana getirdiğimiz zaman. Yani şimdi ineğin yaptığını profesör anlayamıyor. Sineğin, arının yaptığını bakın bir profesör anlayamıyor. Çözler, İnsan yani anlayamıyor. E peki diyebilir misiniz bu balı yapan gerçekten bu sinektir. Bu bu süt, arıdır. Evet bu süt bu sütü Neden e, bu otan, evet o otan sütü alıp da bize suna süt haline yani otu alıp süt haline sunan asıl sebep bu şeydir, Eee i̇nektir. inektir. diyebilir misiniz hocam? Ya akıl var mantık var. Şimdi gaflete düştüğümüzde işte gaflet öyle olur. görüyoruz. gaflet odur. Bu sene çiftçiler evet. çok iyi çalıştı. Çok iyi besledi. Evet. Devletten de yardım aldı. Evet. Mükemmel bir mahsul aldık. Mahsule olduk. Evet. Hep böyle bakıyoruz. Hep böyle bakıyoruz doğrudur. Peki Halk... evet. bunu neyle uyandırması gerekiyor? İşte, i̇şte Ramazana evet, geliyoruz. İşte Ramazana gelelim. Yani sebepleri de gaflete düşen Rabbimizi göremeyen, perde arkasında bütün bu olayları, bu hadiseleri bakın bizim önümüze getirip sofra gibi nazik bir şekilde bizi besleyen yaratıcımızı biz ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Unutuyoruz. Evet, maalesef böyle bir yaşam içerisine giriyoruz. İşte bu giriyoruz. ayetleri okumamıza Heh. rağmen Yine uyanamamışsak, gaflet perdesi altında kalmış isek. İşte Ramazan ayı geldi. Ramazan, geliyor, Ramazan ayı Bu oruç mi? ayıdır. Ne diyor ehli imana? Diyor ki, bakın diyor ki Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman yani orucu tutanlar, müminler yani Müslümanlar diye. birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Muntazam bir ordu. Yani sultan-ı ezelinin ordu olduğu için or, ordunun bir sultanı vardır. Ezeli bir sultanı o ezeli sultanın ezeli başlangıcı olmayan. Olmayan. Yani Cenab-ı Hakk'ın. Evet, Cenab Hak. Burada Cenab-ı Hak. evet. Çünkü her şey onun ordusudur. O yönlendiriyor dedik. O terbiye ediyor. O sultanı ezelinin ziyafetine davet edilmiş bir surete akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavru ubudiyet karane göstermeleri yani bir ibadet evet. tavrını göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı, demin bahsettik bakın külliyetli, şefkatli bakın. Şefkatliyle bizi besliyor ya. Çocuk doğar doğmaz arkasından hocam sütünü göndermiyor. Ya. Bir de belgesellerde izliyoruz. Bütün çocukları, bütün yavruları böyle besliyor bakın. E demek ki şefkatlidir bakın. O şefkatli ve vüsuatli her tarafta. Burada böyleyse, Türkiye'de böyleyse, Amerika'da da öyledir, Avustralya'da da böyledir. Buradaki ineği, buradaki sineği nasıl besliyorsa orada da besliyor. O aynı zat olduğunu, tek olduğunu gösteriyor. gösteriyor. Evet işte böyle şefkatli, haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli yani geniş, azametli yani büyük ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. İntizamlı dediğin işte... Müslümanlar, ehli imam. Mesela bir ordu gibi intizam. 3.42. imsak girdi. Yeme içmeyi kes. Kes. Evet. Ezan vakti geldi. O zaman yeme yiyebilirsin diye çok intizamlı bir hayata giriyoruz. Bu yani Öyle rastgele önümüze geleni rastgele bir zamanda yemiyoruz. Yemiş. Yani askerliğimizi yaptı hocam. Oh, yani intizamlı. komutan Çök de demeden çökülür mü? Bakın otur demeden kimse oturur Peki mu? Peki acaba burada öyle diyor böyle ulvi yani çok yüksek bir ubudiyete kulluğa değil mi Şükran? Tabii yani. Ubudiyete ve şerefi keramete böyle kerametvari bir şerefe iştirak etmeyen insanlar yani sofrayı kurmuş ezan saatini bekliyoruz. Ezanla birlikte Sultan Ezeli dediğimiz Cenab-ı Hak, "Haydi buyurun emrini ey kullarım bekliyoruz. yiyin." diyor. Emrini bekliyor. Hadi bekliyoruz. buyurun. Biz onların kasidiyiz, misafiriyiz. Onların evet, misafiriyiz. O, evet, ordu çok intizamlı bir düzen içerisinde sabahtan beri onun emrini uymuş. Onun emri tahtında hareket ediyor. Yemeden, içmeden kesilmiş. Sadece yeme içme de değil, birazdan onu da görüşe konuşacağız. Diğer bütün uzuvlarını da, uzuvlarına da orucu tuturmuş. Ve akşam olmuş. Bunun içerisinde zengini de var değil mi hocam? Güçlüsü var, kuvvetlisi var, padişahı var, sultanı ya. var. Şuyu var, buyu var. En fakiri de var. Ama buna rağmen hiçbiri elini uzatamıyor o nimetlere. Neyi bekliyor? Onun emrini bekliyor. Böyle bir ibadet Peki, tavrı bö içerisinde. Böyle bir böyle bir emre, davete Heh icabet etmeyen, etmeyen insanlar, insanlar acaba acaba ona insan, insan ismine layık olur mu yani hakikaten seyircilerimizi yorumuna bırakalım. Yani, hakikaten düşünmek lazım hocam. Gerçekten o kadar nimeti verene lazım yani şimdi. Ve de sofrasında yani. kurmuş davet ediyor. Buna uymuyoruz, saygısızlık yapıyor isek acaba o insani sıfatımızı Cenab-ı Hakk'a karşı o rububiyet sahibine karşı Kullanabiliyor muyuz, kullanamaz mıyız? Hatta hocam burada bir ayet hemen söyleyeyim, diğer mevzumuza geçelim. Şöyle Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. O tür, o davete iştirak etmeyen, o ubudiyet halkasının içinde yerini almayan, o yaratıcının o sofrasını bak, gördüğü halde, nimetlerini gördüğü halde küfrân nimet yapan, inkar eden, onu kabul etmeyen, Şimdi o insanlar için şöyle bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de diyor ki inhum illa kel en am. bakın siz onlara insan mı diyorsunuz? Onlar kel en am. onlar hayvanlar gibidir. Devam ediyor. Belhum edallu sebile hatta takip ettiği yol itibarıyla onlardan da daha aşağılıktır. Daha aşağıdadır yol itibariyle. Yani buradaki bu ifade diyor yani ona insan ismi demeye acaba o kişiye insan ismi demeye evet. o insan layık mı? Layık mı acaba hocam? Cenab-ı Hak biliyor. İnsanlar da evet. bunu anlar. Buradan da hocam şöyle bir mevlana. Yani şunu... bir ziyafet sahibinin evine misafir olsak evet. bize envai türlü evet. sofrayı açsa Evet. ya bir teşekkür etmek gerekmez mi Gerekmez için? mi? Şimdi sofra kıl, Görüntüsü kılık kıyafeti zahiren insan olabilir. Bakın diyor ya o ona insan denilir mi? Ayet zaten ya, hükmünü koydu. Ya, ya, Bakın ya. Mevlana da diyor ki hocam tam bu noktada şöyle ifade ediyor o tür insanlar için. Gerbe suret ademi insan büdi Ahmedu Ebu Cel hod yeksan büdi yani suret itibarıyla bakın Ebu Cehil de o da insan değil mi yani? Görünem, suret o da itibariyle. insan. Belki Görüncük o dönemde de. daha yani, yani hatta, toplumda daha itibarlı gelen efendisi, kavminin ileri geleni. Suret itibarıyla Ebu Cehil de insan. Ya, Hazreti Levlake masar olmuş Hazreti Peygamber de insan. Suret itibarıyla. O da insan, o da insan. Acaba yani insan Bakın insan manasını içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum. İnsan, Cenab-ı Hakk'ın kendisine muhatap ittihaz ettiği, kainatı in, kendisi için yarattığı, bakın kainat insan için yaratılmıştı. Kainatı insan için yarattığı, o tırnak içerisindeki o kamil insan, o şerefli insan, o eşrefi mahlukat, o halife-i ruh -i zemin vesaire bir sürü böyle ünvanlar var. Yani taftil ettiği, yüksek yükselttiği. Şimdi o manada o manada Ebu Cehil'e de insan denilir mi? Ben devam Denilmez <laughs> ben diyor. Ben Onun ben için Mevlana da diyor ki ona insan denilmez. Aralarına yerden göğe kadar fark vardır. Şimdi hocam tabii tabi 10 dakikamız kaldı. 10 evet. dakikamız kaldı. Bize böyle e, ikaz Bir ediliyoruz. de bunu yani Ramazan'ın bu orucun daha doğrusu neticelerinden biri de işte bu nimetlere şükretmek. Aa, Şimdi şükür. Bakın bu kadar nimetle biz perverde ediliyoruz. Yani böyle ya. besleniyoruz değil mi? Ya. Bu nimetlerle besleniyoruz. Peki bu nimetlerin karşısında şükür etmemiz lazım. Evet. Şükrü biraz açalım hocam. Şükür deyince ne anlıyoruz? Yani hakikaten şükür nedir? Şimdi, şükür. Veyahut da nasıl şükür edilir? Gerekiyor. Mesela pazardan bir kilo domates aldık kaç lira ödüyoruz? Şu anda 3 lira mıdır, 2 lira mıdır, 5 lira mıdır? Bir ara yükselmiş de. O fiyatı, yani ben işletmeciyim, bunun fiyatını belirlerken neye bakarım? Tarlaya yaptığım masrafa bakarım. Tohuma verdiğim paraya bakarım. Çalıştırdığım insanlara ödediğim ücrete bakarım. Nakliyede kullandığım o nakliyecilere ödediğim paraya bakarım. Sonra üzerine karımı koyarım. Sonra satarım. Aracılar, aracılar. Masraflar hepsini bir yere toplarım. Sonra hepsi o masraflar toplanıyor. Domates evet. 3 lira deniyor. Evet 3 lira domates. Peki bu domates nereden geldi? O yani hiç beklenilmeyen yerden dediğimiz beklemeyen tarzda. Asıl kendisinin fiyatı ne hocam? Onun fiyatı. Asıl kendisinin içinde fiyatı. İçinde acaba o domatesin He. mesela o tohumun bir tanesinden çıkan bir domates de yüzlerce tohum yüzlerce, daha veriyor cenab-ı hak. Acaba o domatesin gerçek fiyatını yani domatesi bir fabrikada üretseydik acaba 3 liraya mı yerdik 300 liraya mı yerdik? Allah bir bilir. Tanesi. Evet, bir suyu bize <laughs> bu kadar satanlar yani, Domatesi Allah bilir. Bakın. Bir şişe su alıyoruz. Kaç? Evet. 75 kuruş diyoruz ya da 1 lira. Onun nedir? İşte fabrikada çalışan işçiler demir başların amortismanı vesaire vesaire ücretler ücretler. Peki suya verdiğimiz para nedir? Dağdan geliyor efendim onu biz. Su, alıyoruz. Suya para yani, vermiyoruz. Peki. Evet. Su, onun bedeli var mı? Yok. Bedeli yok. Evet, evet. Belediye bir harç alıyorsa evet. onu koyuyoruz maliyete. Onun dışında Cenab-ı Hakk'ın hiç bir harç aldığı yok tabii. Yok. Şimdi hocam Cenab-ı Hak bakın bir yerde diyor ki Cenab-ı Hak bu verdiği nimetlere karşılık üç şey istiyor. Onları biraz hocam açmanı istiyorum. Çünkü beş dakikamız kaldı. Öyle mi? Yine Diyor, evet. süremiz çok çabuk geçiyor. Üç, üç. hocam. Yani... Evet, çabuk geçiyor hocam. Şimdi işte burada evet. o tablacı hükmünde olan insanlara pazardan alırken bir fiyat veriyoruz. Evet. Ama asıl mal sahibi olan Cenab-ı bizden ne istiyor? Ne fiyat istiyor. Bunun evet. bir fiyatı var ona, mı? Ona bakalım. Yani var mı onun bedava bir fiyatı, mı yiyeceğiz her evet. şeyi ya da evet. suyu bedava mı içeceğiz? Evet. Evet. Bizden ne istiyor? Evet. Üç şey istiyor. Her. Biri zikir, biri şükür, biri fikir. Ne demek hocam zikir, şükür, fikir? Başla bismillah. Ha. Demek ki nimette. Başla bismillah nedir? Zikirdir. Onun için hocam. Zikretmek hadis... ne demek? Cenab-ı Hakk'ı anmak. Bismillah Allah adıyla diye başlıyoruz. Hı. Zikrettik mi? Ettik. Bak. Onun için hocam bakın hadislere diyor Bismillah demeden yemeyiniz. yemeyiniz. Bakın. Alıp vermeyiz. Ha, Burada baş. da diyecek onu. Evet. Sonunda elhamdülillah şükürtür. Yedikten sonra Şükür. elhamdülillah. Şükürdür. Şükürdür. Şükür. Evet. Bir de ortada bu Bismillahla elhamdülillah arasında o yeme sürecinde var ya evet. o aldığımız lezzetler vesairelerde o sürede ortada bu kıymetdar, harikayı sanat olan, yani sanat harikaları olan bu nimetler, Ehad ve Samed'in, yani Cenab-ı Hakk'ın yine yani bütünü yaradan Samed, Bütünün parçalarını yaradan da o, o da da ehad deniyor. Ehad ve Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve anlamak, yani bize bunu Cenab-ı Hak gönderdi diye düşünmek işte o da fikirdir. Tefekkürü ders budur işte. Hmm. Yani yararlandığın her dünyevi nimetten Cenab-ı Hak'a ulaşacaksın. Bize gönderen O'dur. Ha getiren, görünürde zahiren getiren bir aracılar vardır elbette ona teşekkür ediyoruz. Bir fiyat da veriyoruz ona. Fiyatı 5 lira. Ama esas mal sahibine de demek ki Başta Bismillah, ortada onu düşünmek, tefekkür etmek, evet. tefekkür etmek sonunda, sonunda da Elhamdülillah şükretmek, Cenab-ı Hakk'ın bizden istediğidir. Istediği. O hocam, zaman hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın o zaman şimdi biz yani şöyle bir nimete baktığımız zaman hemen neyi göreceğiz? Yani bu nimeti nimi? vereni. Vereni evet. Yani müni'imi. Mün yani nimeti vereni. Yaratana. Yani tefekkür de odur. Yani odur. Sen demin, demin tefekkür demiden de, ibadettir evet, zaten. Evet, odur. Ee, en büyük ibadettir. En büyük ibadetlerin evet. başında geliyor tefektür, tefekkür. Saat-ı tefekkür. min ibadeti senetin diyor. Hatta evet. bir sene nafile ibadetten evladır. Şimdi siz baktığınız zaman yani hakikaten Allah bize bakın ne vermiş? Akıl vermiş, göz vermiş, fikir vermiş, düşünce vermiş, kalp vermiş, mantık vermiş. Yani siz ağaca baktığınız zaman yani. Bak orada bir ifade oradan, kullanıyor. Oradan Cenab-ı Hakk'ı görmek lazım. O bir tablacıdır O'dan, diyeceğiz. O Şuradaki Hı. ifadeyi siz mi? bir padişahın kıymetler bir Hediyesini sana birisi getiriyor. Evet. Böyle bir miskin adamın, yani fakir bir adamın sana başka padişahtan ya da cumhurbaşkanından bir evet, hediye hocam, getiriyor. Kapat, yavaş yavaş Onun elini öpüp ona Hı. teşekkür edip onu göndereni düşünmemek akıl alır mı? Almaz. O zaman diyor ki, ey nefis, böyle eble, yani akılsız olmamak istersen. Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Demek ki bir Müslümanın her o zaman, hareketinin evet. Evet. her aşamasında Allah'ın etkisine kavuşmak. Şu gerekir. şu şu dua aynı zamanda tefekkürü de Tefekkür verdiği için dua. şu dua biz sonlandıralım e, şimdiki konumuzu konuşmamızı. Ey bizi nimetleriyle perverdeyden sultanımız nimetleriyle nazik bir şekilde besleyen sultanımız bize gösterdiğin bu numunelerin gölgelerin asıllarını menbalarını göster neresidir asıllar ve menba, menba hocam cennettir yani İnşallah orayı gö or oraya gideceğiz onları da göreceğiz bizi makar saltanatına celbet yani ahiret aleminde asıl yurdumuz orası evet. oraya celbet Huzuruna al Hah, yani. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın bu evet, le leziz, lezzetli sadece. nimetlerini orada, orada da yedir. Orada yedir asırlarını. Evet. Bizi zeval ve tebit ile tazip etme. Yani bizi yoklukla bize azap Açlıkla, verme. Terbiye Açlıkla terbiye etme evet, Öyle azap verme. Sana müştak, seni arzulayan sana müteşekkir. Şu muti yani bakın inşallah yarından itibaren o muti ordusunu göreceğiz. O, Hepimiz yani, muti demek? Oruca, onun emrine uy onun uyan. emrine uyanlara evet. O senin emrine uyan o muti rayetini başı boş bırakıp idam etme ya Rab. Kusurumuzu Af affet amin. bizi kendine. Kulkabı kabul et. Emanetini kabz etmek zamana kadar bizi emanete min kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize Aklımızı da midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Ya Rab cümlemi tamamlıyorum hocam. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselamın bereketi hürmetine. Amin. Bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Amin diyoruz. Amin bitti evet, ama kapatalım. bu cümleyi evet, onu da söylemeden evet. edemeyeceğim. Hı. Şükrün çok çeşitleri vardır ama o türü şükür vardır. Evet. Ancak o türlerin, şükür türlerinin en cami yani bütününü içine alan ve fihriste umumiyesi yani tüm içindekileri barındıran namazdır. Demek ki namazsız şükür evet. eksik kalır. Evet sevgili seyircilerimiz inşallah yarından itibaren Ramazan tabii ayına oruca giriyoruz farklı bir formatta, farklı bir yerde tekrar aynı Ramazan'la ilgili daha aktüel, daha güncel konuları da içermek kaydıyla inşallah bu farklı bakış programımız devam edecektir. Tekrar bütün seyircilerimizin Ramazan ayını buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak onların kalpleri doğrultusunda, duaları doğrultusunda, istekleri doğrultusunda onlara bol bol mağfiret eylesin öyle amin, diyorum amin. Onu bizi de kendisine o manada o kabul inşallah etsin. kabul etsin yaptığımız dualarda kabul etsin diyorum Allah'a ısmarladık hayırlı akşamlar hayırlı Ramazanlar